Bizim sıkıntımız likit şu an, para yok ortada. Para olmadığı için de hala yabancı hamlesini bekliyoruz. Yani o yabancı denklemin içerisinde kaldığımız süre boyunca da banka holding ekseninde bir yükseliş olmazsa çok sınırlı kalıyor hareket. Bugün de bankalar tarafından zaten ciddi anlamda bir satış yedik. İşte Akbank'ta %4, Garanti'de %3,5 gibi bir satış hareketi oldu. Bu gayet normal. Çünkü yukarıda bankacılıkta iskonto kalmadı. O yüzden işte oranı aşağı çekerim deme biraz da bundan kaynaklıydı. Hani biraz daha buralarda böyle bir sakin süreçten geçeceğimizi gösteriyordu. Bu düsturun içerisindeyiz şu an için. Hani bu denklemin içerisinde kaldığımız bir süreçten geçeceğiz. Bir süre daha buralarda oyalanacağız gibi gözüküyor. Yukarı tarafta zaten 10.900'ün üzerine kendimizi atmadan yeni zirve hareketi denemesi çok zor. Aşağı tarafta 10.250 kırılmadan buralarda böyle sakin kalmaya devam ederiz. Oralarda bence hala sıkıntı yok. Ama şunu unutmamak lazım. Bugünkü ana satış hareketi aslında bankacılık ekseninde geldi. Yani banka denklemin içerisinde kalan bir satış hareketi oldu. Bu banka düsturunun içerisindeki satış hareketinin de çok dışına çıkmadık aslında. Diğer kağıtlarda gene denklemler var. Hatta hafta boyunca işte Anadolu Efes gibi, Anadolu Grubu Holding gibi, işte daha önce demir çelik kağıtlarındaki gibi kağıtlarda hareketlilik devam ediyor. Bankalar da aslında üzerine koyduklarını bir miktar geri aldı. Yani onun haricinde çok sert bir hareketlilik ya da çok sert bir düstur değişikliği henüz yok. Henüz o denklemin dışında değiliz. Bence o yüzden de bir sıkıntı yok. Şimdilik buralarda oyalanmaya devam edeceğiz. Ana yönü bozan bir konjonktür değil. Yani ben pazartesi günü şöyle bir hareketlenme bekliyor olacağım. Yine buralarda böyle bir taban hareketi, hatta biraz daha pozitif bir açılış olabilir. Böyle 10.500-10.400 hattındaki ortalamaların yavaş yavaş kendini yukarıya ittirdiği bir noktada yukarı yönlü hareket devam. Bir süre 11.000'in altında bu konsolide olma, düzeltme hareketini yaşayacağız. Yabancı alışları geldikten sonra da yukarı yönlü hareketi ben güçlenerek devam edeceği kanaatindeyim. Burası bir esneme noktası. Bir de artık şu ezberlerden bir miktar kendimizi kurtarmamız lazım. Onu rica edeceğim. Ezberlerden kurtarma demek şu aslında. Gri liste geldi, kopacak. Yok, öyle bir dünya yok. Artık olmayacak. Yani hepimizin beklediği şey olmayacak. Top beklediğimiz köşeden hiç gelmeyecek. Hani Albert Camus'un sözünü hatırlatayım. Hayata dair ne öğrendiysen futboldan öğrendim. Çünkü top hiç beklediğim köşeden gelmedi dedi. Aynı şey burada da geçerli. Bizim için de top hiç beklediğimiz köşeden gelmeyecek. O yüzden de bu taraftaki denklem içerisinde devam edeceğiz. Burada bir sıkıntı yok. Mesela biraz önce bir yorum okudum. İşte kalecimiz gol yedi. Arkadaşlar kalecimiz gol yemedi. Senelik hedefe geldi zaten adam. Yani Tüpraş zaten 208-210 olur mu dedik. Geldi. Düzeltmesini yapıyor. Şimdi tekrar yukarı dönecek. Siz yanlış yerden almış olabilirsiniz. Sorun buradan kaynaklanıyor. Biz trene yanlış yerden binmiş olabiliriz. O yüzden o yanlış yerden bindiğimiz portföyleri şimdi düzeltme zamanı. Fakat bence bundan sonraki konjonktürde Tüpraş 230'lara doğru devam edecek. Örnek vereyim yani şu anki süreçteki ana düstur bu denklemin içerisinde bizim pozisyon değiştirmemizde olacak. Bu arada güzel yorumlardan biri yabancılar gelmez, yabancılar gelir. Tahvillere de geldi, hisseye de geldi, gene gelecek ve çok da uzak bir gelecekte olmayacak. Tahvil pozisyonları olduğu gibi gelecek. Sadece buradaki ana konuyu şuraya dikkat etmemiz lazım. Hani buradaki düstur bence orada kritik olacak. Doğru kağıtlarda kalmamız lazım. Hala böyle işte 500 kağıdın 400'ünün yukarıya gittiği bir hareketlenme görmeyeceğiz maalesef. Orada böyle bir durum var. O yüzden şunu unutmayın. Bir yerde herkes aynı fikirdeyse orada kimse yoktur diye bir sözü vardı Bernard Shaw'un. Hepimiz aynı hareketi bekliyorsak o hareket olmayacak. Yani gri listeden sonra büyük rally bekliyorsak olmayacak. Bayramdan sonra kopuyoruz diyorsak olmayacak. Çünkü hepimiz zaten para kazanamayız. Bu bir tahterevalli travelli hikayesi. Biri kaybedecek, birileri kazanacak bu hikayenin içerisinde. Biz doğru yerlerde pozisyon alacağız. O yüzden işte Tüpraş gibi, Fortuto gibi, Türk Traktör gibi kağıtlar taşıyorsanız endişe etmeyin. Zamanı endişe edecek zaman değil şu an. Yanlış yerden aldıysak biraz aşağıdan biraz daha ortalama yapar. Doğru portföy oluşturur. Ona göre denklemi kurarız. Bu arada aşağı her indikçe aynı kağıdı lütfen toplamayın. O paçala gitmek, ecele gitmek de eşittir. Hani yoğunlaşmaya da dikkat edin. O yüzden bugün ayrıntılı kağıtlar geldikçe, portföy geldikçe üzerinden konuşuruz. Yani şöyle kabaca 11'i bir düşünün arkadaşlar. Geride kalan kağıt yok neredeyse. Yani burada kaybetmemize imkan aslında yok doğru denklemi seçersek. Hepsi senelik hedeflerine geldi, düzeltme yapıyor ya da yukarıya doğru devam ediyor. Şimdi ekstra benim koyduğum mesela ben artık yavaş yavaş çimento döneminin geldiğini düşünüyorum. İki tane çimento kağıdı çıkardım.
Yani kabaca özetlemem gerekirse karalar bağlayacak bir durum yok. Biraz ikmal zamanı. İkmalimizi yapalım. Burada çünkü ya, kendi kendimize yabancının çıktığı yerde bence endeksi iyi bile tuttuk. Hani yabancı bu arada neredeyse 1 milyarın üzerinde bir eksiye geçtiği noktada yerli yatırımcının tuttuğu nokta bence hiç fena değil. Hele bugün bankalar bu kadar satış yerken diğer kağıtlardaki hareketler çok manidar. İyi yerlerde durduk. O yüzden karalar bağlamayın. Sakin olalım. Sabırlı olanların kazanacağı o 400 dolar hareketinin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Sadece doğru kağıtları seçelim. Yani şu güne kadar yaptığımız en önemli hata portföyleri yanlış ayarlama üzerine kurulu. Şimdi yavaş yavaş o portföyleri doğru ayarlama zamanındayız. Onu bir organize edelim.